Etinizi kendiniz mi getirdiniz marketten mi? Kendimiz getirdik. Kendiniz getirdiniz. Bakın bu da çok önemli bir nokta. Lütfen gelinleriniz dikkat etsinler. Kendileri getirebilirler her şeyi. Her şeyi. Lavaşları nereden aldınız siz? Lavaşlar bizim kendiniz fırın getirmiş. Var orada yaptırdık. Ha, fırında yaptırdınız. Anladım. Tamam, şey. Tamam. Evet. İnşallah. Biz onun eğitimini bile aldık dün. Öyle mi? Tabii ki. Çalışmalarımız oldu. Vay. Evet. Biz de benim gelinim korktum daha gelin iyi şekil. Korktum gelinlerinizi. İddialı gelin var. Çok havalısınız. Akçıbaşılardan. Çok havalısınız. Bakalım vay. Ne olacak. Adanalı olmak yetmiyor. Konuşacağız cuma biraz günü. Biraz da böyle İnşallah havalı olmak cuma lazım. Günü. Sağ olun. Cuma günü İyi olmak, şık olmak, özenli olmak lazım. Ay ben de gayet şıkım. Ay, aşk tabii. Olsun. Ben oraya geçeceğim. Tabii ki. Özenli olmak lazım. Davetlere giderken. Giydiğiniz elbise çok yakışmış. Onu demek istedim. Teşekkür ederim. Gelini lavaş yapmak için ders alan olmuş. İnşallah çok ilginç. İnşallah Adanalı olan gelin değildir o. Ya ben zaten ya evet el açmasını güveniyorum. Ben sadece yapmama nedenim aklıma geldi ama süreden dolayı yapmak istemedim. Lavaş öğrenmek için de zaten ders almaya gerek yok. Dün bayağı bir hazırlandık. Gelinim çok hevesle şeylerini yaptı. Kebaplarını öğrendi. Ondan sonra lavaşını öğrendi. Sizlere güzel sunumlar yapabilmek için. Bravo. İnşallah. Ben de bir haftadır hazırlanıyorum. Hani sizlere nasıl güzel gözükebilirim, nasıl şık olabilirim. Vay, siz de hazırlanıyorsunuz. Bir haftadır uğraşıyorum ben de. Vallahi bravo. Ne biz de elimizden geldiği kadar uğraştık bizim. Çok hoş. Zaten herhalde burcumun da özelliği olsa burcunuz gerek. Burcunuz nedir? Aslan burcuyum. Ha evet. Şıklığı, zarafeti severler, güzel severim. Giyinmeyi. Bir yere davet edildiğim zaman özenli giyinmeyi seviyorum, bakımlı olmayı seviyorum. O kadar şık geldiyse yani kendi günü değil. Ben düşünüyorum acaba kendi günü geldiği zaman acaba abiye mi giyecek, ne giyecek yani bilmiyorum. Etrafa biraz daha bakın, kadınlar kendinize der gibi konuştu. Diğerlerine söyledi galiba, ben özenliyim. Patlıcan kebabına gelelim bakalım. Ben geldim bile vallahi, sizi hiç bekleyemedim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben aldım gidiyorum. Yanlış. Şimdi çok önemli tamam. Haftanın yemeği çünkü patlıcan kebabı. Vallahi artık seyircilerimiz kusura bakmasınlar, kebap. Böyle dürümdü, kebaptı, o tür şeyler, lahmacundu, çiğ köfteydi biliyorsunuz, elde yenir. Dolayısıyla ben şöyle ufak bir dürüm hazırladım kendime. Dürümüm var, hazırladım. Dürümü olanlar. Özür diliyorum. Sarılıp yiyilecek. İnci lavaşları getirebilir misin yavrum? Getiriyorum ama ben altına lavaş koymuştum. Sıcak sıcak onlardan başlayabilirler. Tabaktakini alamıyoruz. Çok altta kalmış. Kaç tane lavaş yiyecekler? Hayır, çekin, çekin. Çekin kaç tane yiyecekler mi dedi? Evet. Bakın hep dökülüyor. Bilerek yapıyorlar galiba. Lavaşları zaten gelir gelmez takmışlardı. Patlıcanlı kebap geldi, lavaş var, lavaşlar altta kalmış. Lavaşı çekiyorum, yemek dökülüyor. Ben bir şey anlamadım. Yani getirmek için soruyor kaç tane yenilecek diye. Soruyor mu acaba kaç tane yiyecekler? Benim ona göre kebabım da hala hazır gelmedi. İnciciğim, kebaplar ne oldu yani? Yorumunu yapacaklar, ben daha bekliyorum. Geliyor, geliyor. Şimdi hemen gelecek. Bütün lavaşları getirdim, buyurun. Niye götürdün ki sen lavaşları? Isıtmak için, servisine aslında. İçin götürdü. Buyurun. Menüde biber de vardı, evet. Evet, biberimiz yok. Aa, var mıydı? Ne dedi menüde tam olarak kebabın ismi? Neyli dedin? Evet, özlenmiş ek biber vardı, evet. Hı? Şu an evet içeride kalmış. Ha, vardı. Nerede yok, içeride kalmış. Getir. Çok da güzel görünüyor. Ekstra bakayım. Evet. Niye koymadın? Unuttum. Sofram yeşil zaten, o yüzden. Sofram yeşil o yüzden mi? Ondan mı getirmedin? Gelmezse eksik menüye girer. Getir istersen kızım. Közlenmiş biberim yok. Onlar mangalda girmemişti. O yüzden tahlili olmayan bir şeyi sordular. Közlenmemiş biber. Daha çok dalga konusu olurum. Öyle bir şeyi götüremem. Ya, nasıl açıklayabilirim ben bunu ya? Bir biberden dolayı menü eksik mi olur? Yemek geldi, soğanlı var, domatesi var, pilavı var. Ama onunla beraber de belirtilmiş. Tamam, belirtilebilir. Belirtilen şeyi görmek istiyoruz. Tamam, bir biberdir yani. Eksik olsa ne olacak? Ondan puan mı kırılır? Neresi? Çok da şık görünürdü. Dekor olarak da güzel görünür. Evet, niye yok? Yani olmuş olsaydı daha iyi olurdu. Menüde var bu. Ne oldu biberler? Biberleri közlememişiz. Evet. Közlememişsiniz. Yeşil biberleri. Yeşil biberleri.
Aceleye geldi. Biraz öyle oldu. Eksik menüye giriyor ama bu. Bunlar puanlar herhalde etkiler diye düşünüyorum. Yani salatada biber yiyeceğiniz için o tadı oradan alırsınız. Asla asla kebapta menü değil. Asla kabul etmiyorum. Acı oranı değil. Aslında acı oranından dolayı da işte kebapları idare edebilirsiniz. Asla asla kabul etmiyorum. Eksik menü değil. Salatanızda var. Bir saniye, çok ciddi bir durum var şu an ortada. Neyi kabul etmiyor? Kim kimi neyi kabul etmiyor? Şimdi menüde biber varmış. Biber közlenmiş olması gerekiyordu ve burada olması gerekiyordu. Evet. Yani görmek isterdim. Biberimiz yok. Ana yemek çok önemli. Domates var, patlıcan var, biberin de olması gerekiyordu. Menüde yazıyor. Yazdığı için görmek isterdik. Bu bir eksik sayılıyor bence. Hayır, eksik kabul etmiyorum. Bir saniye, siz eksik sayıyorsunuz. Eksik sayılıyor. Eksik sayılıyor yani o... Ne demek ya, bir biber yok diye menü eksik mi sayılır? Her şey önemli olan ana yemeğin içinde mi? Her şeyi var. Lezzeti nasıl yani, pişmiş mi? İki tane patlıcan, yani, bir domates var, soğan var yanında. Yeşillik arıyorsanız maydanoz var. Salata var, her şey var yani. Ama onun bir biber için de eksik menü sayılmaz yani. Ama lütfen, olay yeşillik değil. Sizin de başınıza gelebilir, unutabilirsiniz. Şimdi biber salatada var diyorsunuz ama onun içindeki lezzetle buradaki göreceğim lezzet... Tamam, o da tam iki farklı şey tabii ki de. İki farklı şey ama işte unutuldu, bunu siz de unutabilirsiniz. Kebabın görselliği yani önemlidir ve eksiksiz olması gerekir diye. Ama kebabın içinde patlıcanı eti sıktığınızda arasına o ek bir menüydü. Ana yemeğim yok diyemezsiniz. Ana siz gelininizin yanında değil miydiniz? Evet. Uyarmadınız mı? Hayır, onu takip etmediniz mi? Gelinimin yanında. Hani kızım domatesi patlıcanı yaparken biber neden yok kızım, getirseydin evet, neden demediniz? Evet, siz biberi fark etmediniz mi hani mutfakta kaldığını? Evet. Sen yıkadın, oraya bıraktın, dışarı gittin közlemeye. Siz görmediniz mi o esnada? Ben de dışarıdaydım. Biz de dışarıdaydık mangalda. İşte keşke takip etseydiniz. İşte aslında kayınvalideleri. Mangalı ya size tamam sıcak da, sıcak vermek için. Şimdi öyle bu kadar problem edilecek veya eksik bir menü olacak kadar bir problem değil. Biz kabul kesinlikle etmiyoruz bunu. Kesinlikle bizim ana yemeğimiz var. Asla önümüzde kabul etmiyoruz. Eğer etimiz pişmeseydi, yansaydı mesela, aynen, dağılsaydı. Zaten yanmış zaten. Ne yanmış? Mangaldır. Sonuçta mangal yani. Dumanın o tarafı denk geldi. Aynen sonra öyle. Diğer tarafı yemişsiniz. İki ama tane köfte vardı. Siz onun menüde belirttiniz. Böldüm böldüm işte. Tabağımda görmek isterdim. Canım benim, İçine tamam oldu. Görmek isterdim. Biz bunu bak ben demiyorum ama eksik menü değil. Bak yemeğimiz eksik var, köftemiz var. Mesela çorba çıkmaz. Biz her ana yemeğin var. Yanındaki bir ana ekti bu. Aynen. Yani bu eksik menü değil. Asla kabul ana etmiyorum. Yemeğin yanında ekti. Ben diyorum ya, aynı şeyi siz de yaşayabilirsiniz. Etimi çıkaramasaydım. Unutulan bir şey yani. O zaman haklısınız. Yapılmamış diye bir şey yok. Unutulan şimdi bir şey. Benim gelinim bu soğan salatası da olur. Şimdi hanımlar, sonuçta yemek geldi. Evet, bu bir garnitür. Yani. Aynen, evet. Garnitür yani. Şimdi bunu fırsat bilip de hani eksik eksik demek yanlış geliyor. Yani mesela sonuçta bir kebap ve ona eşlik eden bir sebze. Artık sizlerin takdirine bırakıyoruz ama ana yemek bu sonuçta ve o yanında bir garnitür. Heyecan, o anki koşuşturma, o anki evet. Stres. Peki biraz da lezzeti. Yani önemli olan lezzet. Önemli olan biz etimize odaklandık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.